Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Raltaş TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan detaylarını, başlıklarını sizlerle buluşturacağız diyelim ve bültenimize geçelim. Yerel seçimlerde ordular Büyükşehir Belediye Başkanı'nı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclis üyelerini ve muhtarlarını seçmek için 31 Mart pazar günü sandık başına gidecek. Ordu'da pazar günü 4.851 seçmen 2.250 sandıkta oy kullanacak. Yerel seçime artık yalnızca saatler kaldı. Ordulu vatandaşlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından daha önce belirlenen sandıklarda oy kullanma işlemini gerçekleştirecek. Yapılacak yerel seçimlerde ordular Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclis üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart pazar günü sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Ordu'da 604.851 seçmen oy kullanacak. Ordu'da 2.250 sandık kurulacak. Ordu'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Altınordu. 168.129 kayıtlı seçmenin bulunduğu Altınordu'da 532 sandık kurulacak. Altınordu'dan sonra ikinci sırada 393 sandık, 101.325 seçmenle Ünye. Üçüncü sırada da 321 sandık, 95.836 seçmenle Fas'a geliyor. 27 sandık, 6.388 seçmenle en az sandık ve seçmense Kabadüz ilçesinde olacak. Ordu'da oy kullanma saati ise sabah 7'de başlayıp 16'da son bulacak. Seçmenlerin bu saatleri göz önünde bulundurarak planlamalarını yapmaları gerekiyor. 31 Mart pazar günü yapılacak mahalli idareler genel seçimleri için oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı. Ordu mahalli idareler genel seçimlerine hazır. Ordu'da Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen okullarda hazırlık yapıldı. 604.851 seçmenin oy kullanacağı Ordu'da 2.250 sandık belirlenen okullarda kuruldu. Okul girişlerine seçmenlerin sandıkları kolay bulmaları amacıyla sandık numaralarının yer aldığı yönlendirme yazıları asıldı. Sabah saatlerinde okullara gelen görevliler koridorlarda yönlendirme yazılarını astı. Sınıflarda oy kullanılacak kabinler kurdu. Bu kapsamda okul görevlileri ve sandık kurulu başkanları dersliklerde paravan ve sandıkları hazır hale getirdi. 31 Mart pazar günü saat sabah 7 itibariyle seçmenler sandık başına gidip yerel yönetimlerini belirleyecek. 2024 yerel seçimi 31 Mart pazar günü gerçekleştirilecek. 81.441.882 seçmen oy kullanacak. Peki hangi durumlarda oy geçersiz sayılır? İşte YSK kurallarına göre oyların geçersiz sayılmasına yol açabilecek bazı durumlar. Türkiye yerel yönetimlerini seçmek üzere 31 Mart pazar günü sandık başına gidecek. Çoğu seçim bölgesinde kazananın birkaç oyla belirlendiği seçimlerde sandıktan sonucu değiştirmesi muhtemel sayıda geçersiz oy da çıkabiliyor. Yüksek Seçim Kurulu hangi şartlarda oyların geçersiz olabileceğini bir kez daha açıkladı. Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları, hiçbir yerine evet ya da tercih mührü basılmamış oy pusulaları, siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları, birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış tercih veya evet mührü basılan oy pusulaları, sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları, bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları, tercih veya evet mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, karalanmış oy pusulaları, siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları, pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları geçersiz sayılacak. Öte yandan bir pusulanın geçersiz olması diğerini geçersiz saymayacak. Nüfus müdürlükleri, mali idareler genel seçimi olması münasebetiyle oy kullanacak vatandaşların TC kimlik kartı talepleri için 31 Mart'ta da açık olacak.
Nüfus müdürlükleri de seçim mesaisi yapacak. 31 Mart Pazar günü yapılacak olan mali idareler genel seçimleri için üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdı veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibrazı gerekiyor. Gölköy Kaymakamlığı nüfus müdürlüklerinin seçim mesaisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada 31 Mart 2024 Pazar günü mali idareler genel seçimi olması münasebetiyle 31 Mart 2024 günü Gölköy İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğümüz hizmete devam edecektir denildi. Baharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği Ordu'da seçmen pazar günü yerel seçimlere güneşli ve az bulutlu bir havada gidecek. Hava sıcaklığı ise 23 dereceye kadar çıkacak. 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kaldı. Seçmenler sabah saatlerinden itibaren oyunu kullanmak için sandık başına gidecek. Bahar mevsiminin kendini iyiden iyi hissettirdiği Ordu'da seçmenler pazar günü Ordu'da nasıl bir havanın hakim olacağını da merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Ordu'da seçmen 31 Mart pazar günü yerel seçimlere güneşli ve az bulutlu bir havada gidecek. Altınordu ilçesinde termometreler pazar günü 20 dereceyi gösterirken orta ve yüksek kesimli ilçelerde de 23 dereceye kadar çıkacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. Yerel seçimler öncesinde memleketine gelerek oy kullanmak isteyen vatandaşlar seyahat hareketlerini artırdı. Birçok vatandaş ise ulaşım için otobüsleri tercih ederken terminallerde yoğunluk yaşandı. Otobüs terminallerinde yoğunluk yaşanıyor. Yerel seçimler ülke genelinde seyahat hareketliliğini artırdı. Ordu'da yerel seçimlerde oy kullanmak isteyen vatandaşlar bugünlerde memleketlerine dönmeye başladı. Bazı vatandaşlar hava yoluyla seyahat ederken birçok vatandaş ise ulaşım için otobüsleri tercih etti. Bir online bilet satış firmasının açıklamasına göre yerel seçimlerde oy kullanmak için memleketine dönen vatandaşlar online bilet satışlarında hareketliliğe neden oldu. Vatandaşların oy kullanmak için döndükleri illere bakıldığında en büyük artış otobüs ve uçakla seyahatlerde, iller bazında ise Ordu, Siirt, Ağrı, Batman, Mardin, Muş, Kars, Giresun, Rize ve Tokat illerinde gözlemleniyor. Yerel seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar uçak biletlerini seçimden yaklaşık 2 hafta önce satın alırken otobüs biletlerini ise çoğunlukla seçim haftasında satın alıyor. Vatandaşlar yolculuk içinse en çok 29 ve 30 Mart tarihlerini tercih etti. Aynı şekilde seçimin ardından da önümüzdeki hafta otogarlarda yoğunluk yaşanması bekleniyor. İçlerinde ordunun da bulunduğu 68 ilde eş zamanlı olarak ruhsatsız silah ve kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde toplamda 878 şüpheli tutuklandı. Ordu'da ruhsatsız silah ve kaçakçılık operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, ruhsatsız silah ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik 68 ilde eş zamanlı olarak Mercek 15 operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonda 641 ruhsatsız tabanca, 19 uzun namlulu tüfek, 50 kuru sıkı tabanca, 49 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplamda 759 silah ele geçirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde ise 878 şüpheli tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek ifadelerini kullandı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tırın devrilmesi sonucu Kabataşlı bir ailenin 4 üyesi hayatını kaybetti. 2 polis memuru da yaralandı. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen trajik kazada bir tırın devrilmesi sonucu Kabataşlı bir ailenin 4 üyesi hayatını kaybetti. 2 polis memuru da yaralandı. Edinilen bilgilere göre İstanbul'dan Ordu'nun Kabataş ilçesine gitmek üzere yola çıkan Abdurrahman Adem, Mehmet Adem, Tükezban Adem ve Yurdagül Dovan'dan oluşan Kabataşlı aile Çerkeş Karabük Karayolu'nda arızalanan araçlarının yanında bekliyordu. Güvenlik önlemi alan polis memurları DG ve BK'nin de bulunduğu kaza yerinde kontrolünü kaybeden bir tır bekleyen otomobilin üzerine devrildi. Kazada araçtaki 4 aile bireyi hayatını kaybetti. Polis memurları DG ve BK ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayatını kaybeden ailenin naaşı da otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soy'dan son günlerde hava sıcaklıklarının artmasıyla yeniden evlerde ve bahçelerde gözükmeye başlayan kahverengi kokarca zararlısına karşın mücadelenin sıkı tutulması gerektiğini söyledi. Sıcaklıklar arttı, kahverengi kokarca yeniden baş gösterdi. Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte kokarcalar kışlaklardan uyanmaya başladı. Uyanan kokarcalar kışlaklardan çıkarak evlerde, ahırlarda, çatılarda yeniden görülmeye başladı. Hal böyle olunca vatandaşlar da tedirgin oldu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soy'dansa üreticilere kokarca zararlısıyla mücadele konusunda çağrıda bulundu. Soydan havaların tekrar ısınmasıyla birlikte kokarcaların uyandığını söylerken havaların mevsim normalleri üzerinde gitmesi sonucunda bu aylarda kışlaklarda olması gereken bu zararlılar şimdiden uyanmaya başladı. Üreticilerimiz de doğal olarak bir tedirginlik yaşıyor dedi. Kokarca ile mücadelede gerekli hususların yapılması gerektiğini ifade eden Soydan, bu aşamada üreticiler olarak gördüğümüz yerde bu zararlıyı yok etmemiz gerekiyor. Eğer bu aşamada bu zararlıyı yok etmezsek ilerleyen süreçte daha zor günler bizi bekliyor olacak. Havaların daha da ısınmasıyla bu zararlı bahçelere girecek ve daha büyük zararlara yol açacak. Onun için gördüğümüz yerde yok edelim ifadelerini kullandı. Ordu'daki fındık bahçelerinin rehabilitasyonu projesi kapsamında 9 ilçede 34 üreticinin geleneksel yöntemlerle dikilmiş, yaşlı ve verimden düşmüş fındık bahçelerinde gençleştirme ve yenileme çalışması yapıldı. Türkiye'nin önemli tarım ürünü fındıkta verim ve kaliteyi artırmak amacıyla yeni modern bahçeler kuruluyor. Ordu'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen fındık bahçelerinin rehabilitasyonu projesi kapsamında geleneksel yöntemlerle dikilmiş, yaşlı ve verimden düşmüş özellikle eğimli arazilerdeki fındık bahçeleri sökülerek teraslar oluşturuldu. Altınordu ilçesi Bayadı mahallesinde projenin uygulandığı bahçede inceleme yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ülke genelinde tarımsal üretimi artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. 2021 yılında başlattığımız fındık bahçelerinin rehabilitasyonu projesi kapsamında yaşlanmış, verimden düşmüş bahçelerimizde ise bu alanları sökmek suretiyle, buradaki fındıkları, ocakları sökmek suretiyle yeni modern dikim sistemleriyle yeni bahçeler tesis ediyoruz. Burada da amacımız gene fındıkta verim ve kaliteyi artırmak, yüksek verimli bahçeler oluşturmak ve kültürel işlemlerin çok daha rahat uygulanmasına imkan sağlamak suretiyle üretim maliyetlerinde düşürmek istiyoruz. Fındık üreticisi Ferhat Şenolsa başvurunun ardından ekiplerin 10 dönümlük bahçesindeki fındık ağaçlarını kestiğini, ardından tek dal usulü dikim yapıldığını söyledi. 10 dönüm burası, yaklaşık 400, yani dönüm başına 400-500 kilo fındık almayı düşünüyoruz Allah nasip ederse. Bir ton fındık alıyordum. 10 dönümden verimi çoktu, veriminden düşmüştü fındık, hiç vermiyordu. Ama bu güzel oldu. Bir de yerin
setleme usulü yapıldığı zaman kullanması da çok güzel oldu yeri. İmarı güzel, bakımı güzel, fındık toplaması güzel, fındığı güzel. Rahat bir bahçe oldu, rahat, çok rahat. Güzel, örnek bahçe oldu. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören öncülüğündeki Altınordu Belediyesi 7/24 esaslı sürdürdüğü alt ve üst yapı çalışmalarıyla hem yılların sorunlarını ortadan kaldırdı hem de vatandaşların yüzlerini güldürdü. Altınordu'nun en büyük mahallelerinden olan Şahinciri Mahallesi'nde binlerce vatandaşın yaşadığı Hazreti Hamza Camii çevresi, köy içi evleri sitesi ve yeşil yaka sitelerinin bulunduğu toplu yaşam alanlarından oluşan siteler bölgesinde gece gündüz ara vermeden devam eden asfalt çalışmaları tamamlandı. Allah razı olsun başkanımızdan, yollarımızı yaptırdı aşkın başkanımızdan. Çok memnunuz, başkanımızdan çok memnunuz. Allah ondan razı olsun. Her dediğimizi yapıyı daha ne edelim? Orduya değişmem onu, orduya. Allah ondan razı olsun. Şahinciri mahallemizde hemen hemen de bildiğim kadarıyla asfaltlanmayan yol kalmadı. Özellikle bu yolumuz bizler için çok önemliydi. Harfiyat kamyonları gidip geliyordu, toz toprak içerisindeydi ve çamurlu oluyordu. Aşkın başkanımız da inşallah yapmış olduğu projelerden dolayı orada adına gerçekten teşekkür ederiz. Başkana teşekkür ediyorum. Bu işlerle meşgul olduğu için yani insanların düğünü oluyor, geliyor. Yani cenaze, düğün, kaçırmaz iş gelir yani. Altınordu Belediyesi'nin çalışmalarıyla onlarca sokağı altyapısı ve üst yapısıyla baştan başa yenilenen Şahinciri'de bu defa 614, 615, 2007, 2010, 2011 ve 2012 nolu sokaklarda konforla buluştu. Muhtar Sezgin Güzelordu ve mahalle sakinleri yapılan hizmetlerden çok memnun olduklarını belirterek Başkan Aşkın Tören'e teşekkürlerini ilettiler. Şahinciri Mahallesi Muhtarı Sezgin Güzelordu. Altınordu Belediye'mizin mahallemizde başlatmış olduğu asfalt çalışmalarından başladık. Şu anda 2007 sokakta çalışmalarımız devam etmekte. Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören'e mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yollarımız daha öncesinde çok kötüydü. Belediyemiz bu yolları yaptı. Eskiden bu yollarda topraktan geçemiyorduk. Şimdi burası asfalt çok güzel oldu. Çok şahane oldu, çok güzel oldu. Eskiden burası çamurdan geçilmiyordu. Toz toprak oluyordu. Yağmur yağdığında çamurdan kimse buraya giremiyordu bu sokağa. Yollarımızın asfaltı döküldü. Çizgileri yapıldı. Belediye Başkanımız Sayın Aşkın Tören. Vallahi yaptığı hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. Ordu'nun en önemli turizm destinasyonlarından birisi olan Çambaşı Yaylası'na ulaşım için kullanılan Yeşilçay yolu bir süredir kar nedeniyle ulaşıma kapalıydı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarla yol yeniden ulaşıma açıldı. Bölgeye giden yol yeniden ulaşıma açıldı. Ordu'nun en önemli turizm destinasyonlarından birisi olan Çambaşı Yaylası'na ulaşım için kullanılan Yeşilçay yolu bir süredir kar nedeniyle ulaşıma kapalıydı. Kış koşulları nedeniyle bölgede etkili olan kar yağışı ulaşımın da önüne geçti. 3-4 metre yüksekliğe ulaşan kar kalınlığıyla birlikte Yeşilçay yolundan Çambaşı Yaylası'na gidiş kapanmıştı. Ekipler ise bölgede tekrar ulaşımın açılması için kar küreme araçlarıyla bölgede hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda ise Çambaşı Yeşilçay yolu yeniden ulaşıma açıldı. Bölgeden Çambaşı'na gitmeyi tercih eden vatandaşlar deyim yerinde ise kardan bir tünelin içerisinde yolculuk gerçekleştiriyorlar. Denizlerde avlanma yasağının bitmesine 15 gün kala Karadeniz'de balıkçılar erken paydos etti. Erken paydosun sebebini ise Kumbaşı Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir Altaş TV mikrofonlarına açıkladı. Balıkçılar erken paydos etti. Karadeniz'de balıkçılar az balık avı nedeniyle sezonun bitmesine 15 gün kala teknelerini limana yanaştırmaya başladı. 1 Eylül 2023 tarihinde vire bismillah diyerek denize açılan Karadenizli balıkçılar sezon bitmeden avlanmayı bıraktı. Balıkçılar deniz avcılığın azalması, mevcut balıkların boylarının da istenilen seviyede olmaması nedeniyle 15 Nisan tarihinde başlayacak olan av yasağı öncesi teknelerini limanlara çekerek avlanmayı bıraktılar. Balıkçı esnafımız erken paydos etti. Sebeplerinden bazı balıkların ince olduğundan sebep sürdürülebilir balıkçılık devamlı yapmak amacında arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz buradan.
bizleri de kırmadılar. Erken payız etti. 15 gün erken payız ettiler. 2023-2024 balıkçılık sezonu genel durumda iyi geçti. Arkadaşlarımız tabii sevinenler oldu, sevinmeyenler oldu. Bazı sıkıntılar olanlar da oldu ama genel durumda iyi geçti. Bundan sonraki sezonumuz tabii ki barbun, nezgit. Nisan 15'ten sonra kıyı balıkçılarımız faaliyete başlayacaklar. Onlar da barbun ve nezgitlerimizi pazarlara getirecekler. Bu arada çiftlik balıklarımız da var. Onlar da omega 3'den dolayı çok verimli bir balıklarımız var. İşte somun balığımız var, leblek var. İç piyasada bence tüketilirse çok çok iyi olur. Olumsuz mevsim koşulları ve tarım ilaçları bal üretimini azaltıyor. Uzmanlar arıların iklim değişikliği nedeniyle direncinin düştüğünü söyledi. İklim değişikliği nedeniyle arıların direnci düşüyor, bal üretimi azalıyor. İklim değişikliğine bağlı mevsim değişiklikleriyle birlikte tarlalar ve bahçelerde bilinçsiz tarım ilacı kullanımı bal üretiminde kayba yol açıyor. İklim değişikliği bal oranlarını da yarı yarıya düşürdü. Uzmanlar yaşanan bu kaybın önlenmesi için ilaçlamanın saat 17-18'den sonra yapılmasının daha iyi olduğu görüşünde. Bizim arılarda o çiçeklerde çok yoğun gittikleri için arılar hem orada ölüyor hem orada zehir alıp gelen kovandaki arılar öldürüyor. Bu ilaçlamanın akşam saatlerinde, akşam 5'ten sonra 6'dan sonra yapılması daha uygun olur. Normalde ilaç sıkılırken yakalandığı zaman çok zarar görüyor. Akşamları atılırsa ilaç, arılar yarın o araziye varmaz. Arılar ilaçtan çok az etkilenir. Etkilenir ama az etkilenir. Evet sevgili izleyenler, bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yine görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar.